Herkese merhaba. Apple iPhone 6s Plus, geçen yıl gelen 6 Plus'ın devamı, Apple'ın iPhone'larının büyük ekranlısı. 5.5 inç 1920x1080 piksel Retina HD ekran barındırıyor iPhone 6s Plus. Boyutları da geçen yılın telefonuyla hemen hemen aynı. Genişlik, kalınlık ve bunun yanı sıra boyda çok milimetrik artışlar var. Ağırlıkta geçen yılın telefonuna göre 20 gram daha fazla. Ancak bunlar genel olarak iPhone 6s Plus'a iPhone 6 Plus'a göre çok çok büyük fiziksel farklılıklar katmıyor. Yine karşımızda tek elle kullanmanın o kadar kolay olmadığı bir akıllı telefon var. iPhone 6s Plus'ı kullanırken ikinci elinize ister istemez gidecektir. Bir taraftan elinizde tutarken bir taraftan diğer elinizde de parmağınızla da elinizin parmağıyla ekranı kontrol edecek. Ve bunun yanı sıra da yazı yazarken de yine ikinci elinizden yardım alacaksınız. Tabii ki büyük ekranın sunulması yazılarda, grafiklerde, bunun gibi unsurlarda, görsel unsurlarda daha fazla rahatlık sağlıyor. iPhone 6s Plus'ta internette gezinmek çok daha rahat. Bunun dışında yazılarda çok daha rahat şekilde okunuyor. Eğer isterseniz kullanıcı arayüzünde büyütme de yapabilirsiniz. Ekranın büyüklüğünü ayarlayabilir ve karakterlerin çok daha büyük şekilde görünmesini de sağlayabilirsiniz. iPhone 6s Plus'ta da 3D Touch teknolojisi var. 3D Touch teknolojisi sayesinde iPhone 6s Plus'ın ekranı farklı basınç seviyelerini algılıyor ve buna göre çeşitli işlevleri gerçekleştirmek mümkün oluyor. Örneğin hızlı eylemler sayesinde ister Apple uygulamalarında olsun ister üçüncü taraf uygulamalarda olsun, görmüş olduğunuz gibi uygulama ikonundan çeşitli işlevlere, genellikle popüler işlevlere erişmek mümkün oluyor. Bunun dışında yine Peak ve Pop adı verilen özellikler var. Bunlar da iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'ın ekranın yeni özellikleri arasında. Görmüş olduğunuz gibi hafifçe bastırarak Peak hareketiyle ön izlemeleri görebilir. Daha fazla bastırarak da o içeriğin tamamen açılmasını sağlayabilirim. Safari'de bu şekilde bir kullanım var. Bunun dışında mail, fotoğraflar, bunun gibi uygulamalarda, üçüncü taraf uygulamalarda ve oyunlarda gelecekte Peak ve Pop 3D Touch uygulamalarının hareketlerini daha fazla göreceğiz. Tasarım açısından iPhone 6s Plus'ın iPhone 6 Plus'tan farklı olmadığını söylemiştik. Boyut açısından ufak tefek artışlar var. Aynı şekilde ağırlık artışları var. Alüminyum, 7000 serisi alüminyum kullanılmış iPhone 6s Plus'ta. Böylelikle daha dayanıklı bir telefon var karşımızda. Aynı zamanda ekranın öndeki camda yoğunlaştırma yöntemiyle daha da sağlam hale getirilmiş. Bunun dışında iPhone 6s Plus'ın da iPhone 6s ile aynı şekilde renk seçenekleri bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi iPhone 6s'te bulunan roze altın renk seçeneği iPhone 6s Plus'ta da mevcut. Bunun dışında uzay grisi, gümüş ve altın renk seçenekleri de iPhone 6s Plus'ta ve iPhone 6s'te mevcut durumda. iPhone 6s'in arkasındaki 12 megapiksel EyeSight kamera iPhone 6s'in kamerasıyla hemen hemen aynı özelliklere sahip. Ancak iPhone 6s'in kamerasında dijital görüntü sabitleme özelliği varken iPhone 6s Plus'ta dijital görüntü sabitleme yerine optik görüntü sabitleme sistemini görüyoruz. Böylelikle görüntü sabitleme işleminde biraz daha verimli, optik olarak elde edilen sonuçlara bağlı olarak biraz daha iyi sonuçlar elde etmek mümkün oluyor. Videoların biraz daha profesyonel kamera deneyimine daha yakın olduğunu görüyoruz iPhone 6s Plus'ta. Bunun yanı sıra fotoğraflarda bulanıklık da biraz daha az. Ancak genel olarak her iki kameranın da sunduğu deneyimler çok farklı sayılmaz. Bunun dışında yine iPhone 6s Plus'ta da 4K video çekim özelliği var. Live Photo özelliği de bu telefonun kamerasında mevcut durumda. Büyük boyutlar aynı zamanda pil tüketimi konusunda da biraz avantaj sağlıyor. iPhone 6s Plus'ta 2750 mAh kapasiteli bir pil var. Düşük pil modu sayesinde bunun da katkısıyla iPhone 6s Plus birinci günü geçip ikinci günde de size ekstra pil sunma konusunda yardımcı olacaktır. iPhone 6s Plus'ta Apple'ın son sürüm mobil işletim sistemi iOS 9 çalışıyor. iOS 9 çeşitli yeniliklerle, bunun yanı sıra perde arkasında sunulan çeşitli performans iyileştirmeleriyle geliyor. iPhone 6s Plus'ta bulunan Apple A9 işlemci, 2 GB RAM gibi özelliklerle bu telefon gerçekten yüksek performans sunuyor. Büyük bir telefon olmasının verdiği avantaj da iPhone 6s Plus'ı yatayda da rahat şekilde kullanabilirsiniz. iPad'lerde görmüş olduğumuz yatay ekran modu iPhone 6s Plus'ta da mevcut. Böylelikle hem ana ekranda hem de ayarlar, mail gibi çeşitli uygulamalarda bölmeli görünümün rahatlığını yaşayabilirsiniz. Görüntü alanını daha verimli şekilde kullanabilirsiniz. Aynı şekilde yine arama motorunda da klavyeyi kullanırken, herhangi bir ekranda klavyeyi kullanırken de görmüş olduğunuz gibi daha fazla ekran alanının verdiği avantaj da daha çok araca, yardımcı araca sahip olabilirsiniz.
iPhone 6s Plus ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Eğer büyük ekran seviyorsanız ve büyük boyutlu bir telefon taşıma konusunda bir sorununuz yoksa, derdiniz yoksa iPhone 6s yerine iPhone 6s Plus'ı tercih edebilirsiniz. 16, 64 ve 128 GB'lık kapasite seçenekleri mevcut iPhone 6s Plus'ında. Eğer yer sorunu yaşamak istemiyorsanız tercihinizi en az 64 GB'lık bir iPhone 6s Plus'tan yana kullanmalısınız. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Yeni bir inceleme videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.